Benzilik konumda meydana gelen tepkimeler sentez problemleri için çok önemlidir. Şimdi isterseniz bunların birkaçına bakalım. Alkil benzenlerin serbest radikal brominasyonu ile başlayalım. İşte alkil benzenimiz. Yani bir benzen halkamız ve ona bağlı bir alkil grubumuz var. Şimdi buradaki karbon benzilik konumumuz oluyor. Bu karbona bağlı bu hidrojense bu tepkime için gerekli olan benzilik hidrojen olacaktır. Tabii bu karbona bağlı iki şey daha var. Burada görüyorsunuz. Şimdi buna NBS ekleyip ısıtacağız. Tabii bu bir serbest radikal mekanizması. Bu yüzden mekanizmayı başlatmak için peroksit gibi bir şey eklerseniz benzilik konumda bu hidrojen yerine bromun eklendiğini görebilirsiniz. Öyleyse hızlıca bir tepkimeye görelim. Şimdi elimizde propil benzenimiz var. Şöyle benzen halkamızı ve ona bağlı 3 karbonu bir çizelim. Ardından buna NBS ekleyip ısıtacağız. Ve bunu karbon tetraklorür veya peroksit gibi bir çözücü içinde yapabilirsiniz. Böylece radikal mekanizma başlayabilir. Şimdi propil benzende 3 karbonumuz var, değil mi? Şöyle 1, 2 ve 3 karbon. Ama benzilik konumda olan tek karbon elbette ki buradaki. Yani bromumuzu ekleyeceğimiz yer burası olacak. Buraya ürünümüzü çizmeye başlayalım. Evet, 3 karbonumuz burada. Tabii bromu benzilik konuma ekliyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu karbona bağlı hidrojenleri düşündüğümüzde ise aslında burada 2 hidrojenle başlamıştık. Tabii böyle geriye bir tane kalmış oluyor. Evet. Şimdi mor renkle bunu belirginleştirelim. Bu genel tepkimeye geri döndüğümüzde bu benzilik hidrojenin bu ikisinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim ki sağdaki olsun. Karbono bağlı diğer hidrojende ürünümüzdeki diğer hidrojen oluyor. Yani brom bu benzilik hidrojenlerden birinin yerini almış oldu. Şimdi tepkimenin sadece benzilik konumda meydana gelmesinin nedeni bu mekanizmada bir radikal oluşturmamızdır. O zaman bu tepkimedeki radikalin nasıl görüneceğine bir bakalım. Yani propil benzen tepkimesinden oluşacak olan bir radikali düşünüyoruz. Evet, benzen halkamız şöyle. Şimdi bu durumda mor hidrojeni kaybetmiş olduk. Yani burada sadece mavi hidrojen olacak. Bu karbonda ayrıca bir tane de eşleşmemiş elektron bulunuyor. Şimdi bu elektron bu benzen halkasının hemen yanında olduğu için bazı rezonans yapıları çizebiliriz. Evet, önce yarım uçlu okumuzla bu elektronun buraya gelişini gösterelim. Aynı şekilde buradaki pi bağındaki bir elektron da bu noktaya gelecek. Bağdaki diğer elektronsa bu karbona geçecek. Evet. Öyleyse yapımızı çizmeye başlayalım. Önce halkamızı çizelim. Aynı şekilde kalan pi bağlarımız şöyle. Şimdi burada artık bir çift bağımız oluyor. Tabi takibinde şurada bir hidrojenimiz bulunuyor. Diğer karbonlar da buradalar. Alttaki bu karbonda yer alan elektronumuzu eklemeyi unutmayalım. Evet, benzilik radikalde rezonans kararlılığı olduğunu görüyoruz. Eğer alkil grubu üzerindeki diğer iki karbonda bir radikal oluşturduğumuzu düşünecek olursak, burada herhangi bir rezonans kararlılığı söz konusu olmaz. Çünkü bunlar halkanın hemen yanında değiller. Tabii bu da bize tepkimenin neden sadece benzilik konumda meydana geldiğini anlatıyor. Cevap, benzilik radikalin rezonans kararlılığı. Evet, şimdi başka bir tepkime türü yapalım. Tabii bu bir benzilik halojenir sübstitüsyonu. Buraya bir brom koydum ama farklı bir halojen de hayal edebilirsiniz. Şimdi bir çözücüye nükleofil eklersek molekülün arkil halojenir kısmının sınıflandırılmasına ve kullandığımız çözücüye bağlı olarak mekanizma SN1 veya SN2 olabilir. Ama elbette sonuç nükleofilinizin benzilik konumda halojenin yerine geçmesi olacaktır. Şimdi bu tepkimeyi bir inceleyelim. Şöyle şuraya çizecek olursak, evet diyelim ki benzil bromürümüzle başlıyoruz. Molekülümüz şöyle. Şimdi benzil bromüre biraz sodyum hidroksit ekliyoruz. Şuraya bir not edelim. Na artı ve OH eksi. Nükleofil görevi görecek olan hidroksit anyonunun üzerine ortaklanmamış elektron çiftlerimizi de şöyle eklemiş olduk. Yani bu bizim nükleofilimiz olacak. Şimdi buradaki alkil halojenürün yapısına baktığımızda broma bağlı olan bu karbon aynı zamanda başka bir karbona da bağlı. Yani bu bir primer karbon. Ve eğer bir primer alkil halojenürden bahsediyorsak, sterik engeli azdır. Böylece mekanizmamız SN2 olacaktır. Tabii SN2 mekanizması tek adımlı bir mekanizmadır. Yani nükleofilimiz bu karbona saldıracak ve aynı zamanda bu elektronlar da broma geçecektir. Bu da nispeten kararlı bir ayrılan grup olarak bromür anyonunu oluşturur. Yani bu tek adımlı bir mekanizma. SN2'de her şey aynı anda gerçekleşir. Evet, burada brom yerine bir OH elde ediyoruz. Yani bu tepkime için benzil alkol oluşturmuş oluyoruz. Bu SN2 idi. Eğer SN1 tipi bir tepkime olsaydı nasıl olurdu? Onu da bir inceleyelim. Tersiyer bir alkil halojenirle başlasaydık önce bromun üzerindeki elektronları tamamlamak gerekirdi. Evet, şimdi broma bağlı olan bu karbonun şöyle 1, 2, 3 karbona bağlı olduğunu görebiliriz. Yani bu bir tersiyer karbon. Dolayısıyla burada SN1 tipi bir mekanizma düşünebiliriz. Tabii SN1'de neler olacağını biliyoruz. SN1 tipi bir mekanizmanın ilk adımında ayrılma meydana gelecek. Yani bromür anyonu oluşturmak için buradaki elektronlar halojenimize yani broma geçecek. Tabii bundan dolayı benzilik konumdaki bu karbondan bir bağ koparmış olacağız. Öyleyse devam edip ortaya çıkan karbokatyonumuzu çizelim. Evet, halkamız şöyle. Bu karbona bağlı iki metil grubumuz var. Tabii artık burası artı bir formal yüklü. Ve işte rezonans kararlılığı olan bir benzilik karbokatyon. Bu durumda bu elektronların buraya hareket ettiğini düşünüp bir rezonans yapısı çizebiliriz. Öyleyse hemen yanına bir rezonans yapısı çizmeye başlayalım. Evet bu pi elektronları aynı yerde kalıyor. Artık bu iki karbon arasında bir çift bağımız mevcut. Şimdi elektronlarımızı gösterelim. Bu mavi elektronlar buraya gelerek bir pi bağı oluşturdular. Tabii bu karbondan da bir bağ almış olduk. Bu yüzden bu karbon artık artı bir formal yüklü. Tabii buradan devam edebilirsiniz ama buradaki önemli olan nokta benzen halkasının varlığı benzilik karbokatyonumuzun rezonans kararlılığını sağlıyor. Ve bu da sütütüsyonun benzilik konumda gerçekleşeceği anlamına geliyor. Şimdi bir tepkime daha yapalım. Evet bu bir alkil benzenin yükseltgenmesi. İşte alkil benzenimiz. Karbonumuz burada. Hemen yanında benzilik hidrojenimiz. Karbonun da diğer iki karbona bağ bulunuyor. Şimdi buna sodyum dikromat ve proton kaynağı olarak sülfürik asit gibi bir şey ekleyip tepkimemizi ısıtırsak alkil yan zincirini karboksilik asit fonksiyonel grubuna yükseltgeyebiliriz. Tabii bu da nihayetinde benzoik asit molekülü olacaktır. Bu yükseltgenmeyi permanganat gibi bir şey ekleyip ardından ısıtarak da yapabilirsiniz. Bu da başka bir olasılık. Şimdi bir örnekle devam edelim. Bu kez butil benzenle başlıyoruz. Yani halkaya bağlı 4 karbonlu bir alkil grubumuz olacak. Üstekileri yeniden yazmak yerine şuraya bir denden işareti koyuyorum. Yani sodyum dikromat ve sülfürik asit ekleyip ısıtacağız. Ve nihayetinde alkil yan zincirimizi yükseltgeceğiz. Tabii alkil grubunun uzunluğunun pek bir önemi yok. Bu örnekte 4 karbonumuz var. Yine de karboksilik asit elde edeceğiz ve tepkime yine benzerlik konumda gerçekleşecek. Ve işte bir karboksilik asit elde ediyoruz. Tabii bu karmaşık bir mekanizma. Bu yüzden detaylarına girmeyeceğim. Tekrarlamak gerekirse, buradaki karbonun uzunluğunun bir önemi yok. Yani biraz daha karbon ekleyebilirsiniz ama yine aynı ürüne ulaşırsınız. Evet, peki bu tepkimeyi tert-bütil benzen gibi bir şeyle yapmaya çalışırsak ne olur? Diyelim ki bütil benzen yerine tert bütil benzenimiz olsun. Yine aynı şekilde sodyum dikromat ve sülfürik asit ekleyip ısıtacağız. Ancak bu sefer herhangi bir tepkime olmaz. Bunun nedeni ortamda hiç benzilik hidrojenin olmaması. Genel tepkimemize geri dönecek olursak işte benzilik hidrojenimiz. Ancak şuraya baktığımızda toplam 3 tane metil grubu görüyoruz. Karbonumuz da şurada. Yani hiç benzilik hidrojenimiz yok tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan ve bu karbona bağlı olan bir hidrojen yok. Bu yüzden burada hiçbir tepkime gerçekleşmiyor. Sentez problemleri yaparken bu tepkimeleri aklınızda bulundurun. Çok faydalı olduğunu göreceksiniz.